12 Mart 1971'in üzerinden 48 sene geçmiş. 48 sene önce askerlerin içerisinde zaman zaman eksik olmayan bir takım komitacılarla sivillerin içerisindeki bir takım cuntacıların bir araya gelerek yapmaya çalıştıkları ihtilal teşebbüsünün milletin geleceği için bir takım vatanperver insanlar tarafından püskürtüldüğü gündür. Zira fikir babalığını Doğan Avcıoğlu'nun yaptığı, askeri liderliğini ise 27 Mayıs'ta doymamış olan Orgeneral Cemal Madanoğlu'nun yaptığı ve Türkiye'yi Baas tipi sosyalist bir yapıya götürmek isteyenlerin Türk gençlerinin içerisindeki bir takım istismar ettikleri, militanlaştırdıkları, terörist haline geldikleri bir takım teröristlerde kullanarak 9 Mart 1971'de yapmaya teşebbüs ettikleri ihtilalin bir takım vatanperverler tarafından püskürtüldüğü ve milletin lehine kullanıldığı gündür. Türkiye'deki özellikle askerin içerisinde ve sivilin içerisinde, üniversitelerin içerisinde organize olmuş bir güruh, bu askerlerin elindeki güçleri kullanarak, özellikle askerlerin tepe noktasındaki güçleri kullanarak Türkiye'yi böylesine adeta Irak'taki, adeta ki Suriye'deki, adeta ki Mısır'daki Baas tipi bir sosyalizme götürmek üzere organize olmuşlardı. Türkiye'nin her tarafında özellikle öncelikle anarşiler çıkarılmış, efendim bir takım elçiler kaçırılmış, askerler kaçırılmış, dağlara çıkılmış, bir takım ülkücü gençler şehit edilmiş. Bütün bunların sonucunda Türkiye bir kaosa doğru götürülmeye başlanmış ve bütün bunların sonucunda da Türkiye'de mutlaka askerin müdahale etmesi gerektiği gibi bir kanaat oluşturulmaya çalışılmış. Ama bu işin gerisinde çok farklı emperyalist unsurlar vardı ve Türkiye'deki bir takım vatanperver insanlar da bu emperyalist unsurların ne yapmak istediklerinin çok iyi farkındaydılar. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki Fuat Doğupaşa, onun yanında çalışan Mahir Kaynak ve öbür taraftan Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaş Paşa ve Memduh Ünlü Türk Paşalar ve Faik Türün Paşalar bu oyunların ne olduğunun farkında, idrakinde ve şuurundaydılar. Ama o zamanki iktidar ise maalesef belli bir şuursuzluk içerisinde bunların ne olduğunu anlayamıyor, bütün bunlara mani olamıyor, çaresizlik içerisinde bocalıyordu. Bütün bunların sonucunda çok şükür ki Cenab-ı Allah'a 9 Mart'ta yapılmak istenen ihtilalin önüne geçildi ve 3 gün sonra belli bir silsileyle silahlı kuvvetler müdahale etti. Memduh Tahbanç Paşa'nın liderliğinde, Faik Türün Paşa'nın liderliğinde, Memduh Ünlü Türk Paşa'nın liderliğinde ve Fuat Doğu Paşa'nın özellikle bu işleri tersine çevirmesiyle beraber, evet çok şükür 12 Mart müdahalesi yapıldı ve Türkiye'de akan sular aksine akıdı. Hatta Türkiye'deki bir takım zavallılar özellikle 9 Mart'ta bir ihtilal yapıp bu işi ele geçireceğini zanneden zavallılar 3 gün sonra bu işin farkına bile varamadılar. Hatta bu işi kendi arkadaşlarının, kendi yoldaşlarının, özellikle Türkiye'yi Sovyetlere peyk yapmak isteyenlerin yaptığını ve başarılı olduğunu zannettiler. Ama aradan bir müddet 3-5 gün, 10 gün geçtikten sonra gördüler ki bu kendi arkadaşlarının, yoldaşlarının yapmış olduğu, başardığı bir darbe değil. Aksine silahlı kuvvetlerin ve milletin başardığı ve milleti felakete götürecek bir darbenin önüne geçirildiği gündü. 12 Mart'ı o şekilde anlamak lazım. O şekilde anlamak lazım. Çok şükür 12 Mart 1971'den böyle bir şey yapıldı ve Türkiye bataklığa, felakete doğru sürüklenirken Türkiye aksine selamete doğru yörüngesi çevrildi. 12 Mart 1971 yani bundan tam 48 sene önce yapılan, meydana gelen günün hatırası budur. Keşke o da olmasaydı. Keşke Türkiye'deki diktatörlükler, keşke Türkiye'deki junta teşebbüsleri, keşke Türkiye'deki diktatöryal teşebbüsler hiçbir zaman olması ve Türkiye'de demokrasi salimen yoluna gelişerek, tekamül ederek devam etse. Ümit ederiz ki hiçbir zaman bundan sonra 27 Mayıslar, 28 Şubatlar, 12 Eylüller bundan sonra Türk fikir hayatına, Türk kültür hayatına ve Türk sosyolojik hayatında gündemden çıkar ama demokrasi bundan sonra sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelişerek yoluna devam eder. Evet, 12 Mart 1971 bize bunları hatırlatıyor. Bu günleri Türk çocuklarının ve
bağımsız kafayla düşünebilen Türk fikir hayatlarının düşünmesi, akletmesi, zihninden çıkartmaması ve mütemadiyen bu günleri hatırlayarak geleceğe o şekilde bakmaları şüphesiz ki isabetli olur.